Merhaba arkadaşlar, ben Tuncay Can Polat. Bugün bir Photoshop uygulamasıyla birlikteyiz. Photoshop'umuz açık, bir tane resmimiz açık. Bir kadın ve bir çocuğun olduğu bir resim. Öncelikle buradaki amacımız çocuk ve kadını seçmek ve arka plana uygun bir şekilde doldurmak ve bu çocuk ve kadını resimden kaldırmak. Uygulamayı yaptıkça hangi araçları kullanacağımızı, ne yapacağımızı daha iyi öğreneceğiz. Uygulamamıza başlayalım. Select bölümüne geldim. Select Subject. Subject resimlerdeki konu yani özneyi seçmeye yarar. Bunlar insanlar olabilir, hayvanlar olabilir, bitkiler olabilir, eşyalar olabilir. Dilerseniz buradan Select Subject dersiniz. Dilerseniz şuradaki iki tane aracımız var. Quick Selection veya Magic Tool. Bunları seçtiğiniz zaman burada da Select Subject açıktır. Diğer seçim araçlarında yok. Rectangular, Elif veya buradaki Lasso, Polygon, Magnetic araçlarında koymamışlar. Yakında koyarlar belki. Quick Selection ve Magic Selection da mevcuttur. Veya dilerseniz gidersiniz Select bölümünden Subject diyebilirsiniz. Resmin konusunu, öznesini seçmeye yarar. Select Subject dedim. Kadın ve çocuğu seçmiş oldu. Bitkiyi de seçmiş oldu belli bölümlerini. Tabii ki seçimde bazı bölümleri almadı. Bunları biz kendimiz giderebiliriz. Photoshop'un araçlarıyla, tool'larıyla, araç tool'larıyla. Ama olayın büyük bir bölümünü çözmüş oldu. Başka resimlerde uygulayalım. Open dedim. Kartal resmi. Select Subject veya gelip Select bölümünden Subject dedim. Kartalı seçmiş oldu. Open diyelim. Şöyle bir kedinin bulunduğu resmi seçtik. Select Subject dedik. Kediyi seçmiş oldu. Canlı bir öznenin olmadığı bir resim seçelim. Örneğin bu dondurma külahların içinde rengi tozdan olduğu resmi. Burada Select veya şuradan Select Subject dedik. Ne yapmış olduğu bizim için? Buradaki dondurma külahını ve dondurma külahının üzerinde durduğu ahşabı seçmiş oldu. Burada da bazı seçim yerlerinde sıkıntılar var. Bunlar da rahatlıkla giderilebilir. İşimizi kolaylaştıran bir tool bu durumlarda. Kadın ve çocuğu seçmiştik demin. Seçimdeki bazı bölümleri düzeltelim. Şöyle Ctrl Shift tuşuna bastığımız zaman seçimi ekliyoruz. Alt tuşuna bastığımız zaman da seçimden seçim çıkarıyoruz. Bunu şuradan da ayarlayabilirsiniz. Add to Selection dediğiniz zaman seçime seçim eklersiniz. Subtract dediğiniz zaman ise From Selection dediğiniz zaman da Subtract From Selection dediğiniz zaman da seçimden seçtiğiniz bölgeyi çıkarırsınız. Intersection with Selection dediğiniz zaman da sadece kesişen bölgeleri alırsınız. İki seçimin kesiştiği bölge veya birden fazla seçimin. Biz şimdilik ben direkt bunu Ctrl tuşuna basarak artı bakınız. Hemen imlecimin bir artı simgesi belirdi. Alta bastığımız zaman da bakın şu an eksi simgesi belirdi. Şöyle seçiyorum. Yaprağımın belli bölümlerini almadı bu seçim. Buraları seçiyorum şöyle. Bu anda Shift'e basıyorum. Şöyle seçtim. O kadar detaylı bir seçim yapmama gerek yok şu an. İsmin belli bölümlerinde sıkıntılar var ufak tefek. Onlar da benim için o kadar önemli değil. Sadece bazı bölümleri düzeltmem yeterli. Seçimimi yaptım. Herhangi bir seçim aracındayken, bütün seçim araçları olabilir. Select and Mask. Burada seçimi düzenlemeye yarar bu da. Şurada kadının saçında bir sıkıntı var. Onu da gördük. Şöyle kabataslak seçelim. Select and Mask veya Select bölümünden yine Select and Mask diyebilirsiniz. Ctrl, Alt Ctrl R'ymiş kısa yolu. Buradan dilediğiniz görüntüleri seçebilirsiniz.
Seçtim. Biraz seçime siyah beyaz görüyorum şu an. Bakın. Yumuşaklık ekledim. Biraz feather ekliyorum. Shift H'den biraz büyütelim şöyle. Tamam diyorum. Okey diyorum. Böyle bir seçim elde etmiş oldum. Şimdi Select bölümünden, Modify bölümünden Expand komutuna giriyorum. Seçimi biraz büyütmek istiyorum. Kaç piksel olabilir? Önemli bunu. Şimdi 5'i deneyelim. Piksel değerine giriyorum. Evet, 5'e girdiğim zaman 5 benim için yeterliymiş. Resminden de görüyorum. Seçimimi yapmış oldum. Edit bölümünden Fill bölümüne girdim. Content Aware seçeneği aktif halde şu an. İsterseniz burada Fill bölümü doldurmaya yarar resmi. Dilediğimiz bir renkle veya dilediğimiz bir dokuyla veya bir geçmişle doldurmamıza yarar seçili bölgeyi. Buradan bakınız. Foreground, Background, Color gibi seçenekler var. Buradaki Content ise arka plana uygun bir şekilde dolgu yapmamızı sağlar. Yani resmimizde herhangi bir bölgeyi seçtik. Arka plana uyumlu bir şekilde bunu doldur diyoruz. Okey diyelim. Normal bir şekilde herhangi bir kanal kullanmıyorum. Bu da seçildi. Okey diyelim. Böyle bir seçim dolgusu yaptı bizim için. Acaba biraz daha büyütebilir miydik veya büyütsek işe yarar mıydı? Deneyelim biraz bir de. Selection dedim, Modify dedim, Expand dedim. Bir 5 daha büyüttük. Geldik Edit'ten, Fill dedik. Content'ı seçmiş olduk yine. Evet, diğerine göre daha uygun bir dolgu yaptı. Kalan bölgeleri de kendimiz artık Photoshop tool'larıyla düzenlemeye çalışacağız. Burada Patch Tool var. Patch Tool'u seçiyorum. Patch Tool'dayken belli bir bölgeyi seçiyorum. Seçtiğim bölgeyi şurayla uyumlu yap diyorum. Oraya taşıyorum. Oranın dokusunu buraya uyarlıyor. Böyle bir şey yapmış oldum. Şuraya götürebiliriz örneğin şöyle. Şurada bir sıkıntı oluştu. Şöyle. Buradaki yansımaları kaldırmak istiyorum. Çocuk ve kadının yansımaları. Bakınız burada duruyor. Bunu da yine Patch Tool'la gidermeye çalışıyorum. Şimdi Clone Stamp Tool'a geldim. Bazı bölgeleri alt tuşuna basarak kopyalamak istediğim yeri seçiyorum. Ondan sonra kopyalamak istediğim yerle dokuyu dolduruyorum. Dokuları dolduruyorum. Alt tuşuna basıyorum, doku seçiyorum. Sonra dolduruyorum. Alt tuşuna elimi çekiyorum. Resmin orijinalinde var mı? Varmış, evet. Geldim. Örneğin klondayken yeni bir layer açıyorum. Buradan Windows bölümünden Clone Surge'ü seçtim. Buradan X yönünde mirror yapıyorum. Yeni bir layer'dayım. All layer seçili. Current değil falan değil. Aktif yani. Bütün layer'lerde kopyalama yapabiliyorum şu an.
Alt tuşuna basarak bir doku seçtim. Şu dokuyu yeni bir yerde yapıyorum. Ne olmuş oldu? Yaprakları mirrorlayarak, aynalayarak diğer tarafa aktarmış oldum. Burada kanalları kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle. Herhangi bir tane kör atalım. Renk körü. Sadece aktif layer uygula. Alttaki layer uygula. Yeşil kanalına gelelim şöyle. Tekrar bu layer'a geldim. Bir de mask ekliyorum. Görmek istemediğim yerleri de siliyorum şöyle. Böyle bir arka plan yaratmış oldum kendime. Kadın ve çocuğun olduğu resmi açıyorum. Histi olan geri dönüyorum. Kadın ve çocuğu ne yapmış olduk? Kaldırmış olduk resmimizden. Kartal resmi vardı. Onun örneğini yapalım bir de. Select subject dedik. Seçtik. Select and mask dedik. Seçimi yumuşadık. Father ekledik. Büyüttük. Okey dedik. Select bölümüne geldik. Modify bölümüne. Expand dedik. Bunu 11'im gösterdim. Edit dedik. Fill dedik. Counter seçili. Pet tool'u seçtik. Böyle bir resim, arka plan elde ettik. Bu uygulamamızın sonuna geldik. Başka bir uygulamada tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.